Al bakalım. Kendini almadın mı? Yok, ben yemeyeceğim Tokum. Ne olmaz öyle. Hem bu bana çok fazla. Yok ada, ben yemeyeceğim. Vallahi yemem. Bak şimdi. Al bunu. Peki, tamam. Yusuf. Nalan seni gerçekten seviyor mu? Evet, seviyor. Mutlu yani seninle. Mutlu. Yani öyledir herhalde. Niye sordun ki? Hiç. Öyle sordum. Ben seni çok üzüyorum değil mi? Yok. Hayır, hiç üzmüyorsun. Ben senin yanında mutlu oluyorum hep. Hiç kızmıyor musun bana? Hayır. Hiç kızmıyorum. Sen nasıl kavga edersin acaba? Yani hiçbirine küfrettin mi? Küfretmek derken böyle kötü bir şey söyledin mi yani, böyle bağıra bağıra sinirli? Bir kere ettim. Gerçekten mi? Kime? Dayıma. Ya. Ama içimden ettim, öyle bağırmadım. Ne dedin? Pis herif dedim. Pis herif? Evet. Pis herif ha? İyiymiş. Ya ama gülme. Ya ama çok sinirlendim. Bak. Bir yaz bizim köye bir açık hava sineması geldi. E bizim Seda da tutturdu gidelim diye. Ben de böyle tam hazırlandım, evden çıkacağım. Dayım gidemezsin dedi. Bir daha da film falan gelmedi zaten. Hadi ye. Soğumasın. Hoş geldin Yusuf'cum. Vallahi hiçbir tatsızlığımız yok bu sefer. Hatta Nalan Çiçek'ten özür bile diledi. Evet sevgim, senin için her şeyi yaparım. Gördünüz mü? Sırf onun gözüne girebilmek için özür dilemiş benden. Öyle pişman olduğu falan yok yani, öyle farkındalık falan ha. Ya ne alakası var? Yeter artık değil mi? Bir daha başlamayalım. Tamam yani, anlaştınız değil mi? Konu kapandı. Evet sevgilim, kapandı. Neyse ben yatıyorum. İyi geceler herkese. Sorun çözüldüğüne göre hadi bakalım herkes yataklara. Evet. İyi geceler. Çiçek, bana yardım et bak. Şu bardakları topla kızım. Mutfağa götürelim bardakları. Heh, şunları topla. İyi geceler. İyi geceler. Nasıl yani? Bu gece de mi burada yatmıyorsun? Hastaneden yeni çıktın. Rahat et. Ben sana sarılıp uyuyunca rahat ediyorum. Hadi lütfen gel. Salonda yatacağım ben. Yusuf. Biz sevgili değil miyiz? Niye kaçıyorsun benden, söyler misin? Nalan, bunları bu saatte konuşmayalım olur mu? Ben çok yorgunum. Ne zaman konuşalım? Hı? Sen bana acıyor musun? Bu yüzden mi benimle berabersin ha? Yusuf, ben böyle bir ilişki istemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu, canın mı acıdı? Benim de böyle canım acıyor işte.
Tırnaklarını kalbime geçirip söküp alıyorsun. Suf. Eğer beni sevmezsen ölürüm ben, anladın mı? Nalan, beni zorlama artık. Ben seni terk etmedim, yanındayım ama bundan daha fazlası yok bende. Anladın mı? Yok. Ada, hoş geldin. Hoş geldin sevgilim. Ne yapıyorsunuz siz? Biz kız kıza sohbet ediyorduk. Ada geçerken uğramış. Ben de bırakmadım, kahve yapayım dedim. Ama şimdi yengesi çağırdı, acil gitmesi gerekiyormuş. Değil mi? Ben gideyim. Ben geçireyim seni. İyi misin sen? Canın sıkkın gibi. Yok, bir şey yok ya. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Anlıyorum ben senin yüzünden. Bir şey olmuş işte. Nalan mı canını sıktı? Yusuf, gerçekten önemli bir şey yok. Hasta mı oldun sen? Bak incecik giyiniyorsun, havalar da soğudu. Biraz dikkat et kendine. Önemli bir şey değil, geçer. Yusuf, sen benimle eve kadar gelme. Ben buradan sonra giderim. Hem şimdi dayım da görmesin seni. Peki. Akşam dışarı çıkabilir misin? Bilmem. Ne oldu ki? Hiç sinemaya gitmedim demiştin. Sen sinema bileti mi aldın? Evet. Biz şimdi sinemaya mı gideceğiz? O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Sağlık Sumru Hanım. Yani vallahi beklediğimize değdi. Aa, pilav süper olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başka yemek yok mu? Azıcık var yersen. Açık büfemiz aşağıda Nalan Hanımcığım. Yani ininiz, beğendiğinizi alıp yiyiniz. Uğraşma benimle. Bu akşamlık bunlar var. Bak mis gibi yemekler var Nalan. Allah ne verdiyse o. Hadi otur sen de. Yani ben kuru fasulye sevmem ki. Hadi gel dışarıda bir şeyler yiyelim ikimiz. Ben karnımı doyurdum zaten. Otur hadi sen de. Yani madem sevmiyorsun, mutfağın yerini biliyorsun değil mi? İn aşağıya kendine bir tost yap. Ben de aç yatarım o zaman. Ay aman çok da Fifi. O ne ya? Fifi ne? Fifi, her şey senin atarım benim bünyede etkisiz demek. Afiyet olsun. Nereye? Hava almaya mı? Ya şunu bitireyim, beraber çıkalım mı? Ha ben de geleyim. E oldu. Kol kola da girelim isterseniz. Allah Allah. İşim var benim, oturun siz. Thank you.
ver Fehim. Başlar şimdi. Tamam. Başlıyor mu? Başlıyor. Ya da küçük bir operasyonda geçecek her şeyde. Ya da boş ver baba. Sus. Hiçbir şey söyleme. Söyleyecek hiçbir şey de yok artık. Ya kız neden hasta oldu? Kız neden hasta oldu? Ne olacak şimdi? Ya Yusuf ölmesin kız ya. Ya lütfen ölmesin. Ada film bu. Dur bakalım hem iyileşir belki. Ama yazık kızım. Ya o daha hiç mutlu olmadı ki. İyileşir değil mi? İyileşir, iyileşir. Ağlama. Yusuf, kız neden öldü ya? Yazık valla. Keşke kavuşsaydılar. Kavuşsalardı film olmazdı ki. Olurdu. Gayet de güzel olurdu. Hemen böyle sonu kötü biten filmleri sevmiyorum. Ada, yeter harap ettin kendini ya. Bak bir daha getirmeyeceğim seni böyle duygusal filmlere. Ya götür. Söz ağlamayacağım. Bak vallahi billahi bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Yok yok. Ben dersimi aldım. Bundan sonra komik filmlere gideceğiz. Bu ne arkadaş ya? Ha? Şöyle gül biraz. Hep gül. Tamam. Yusuf? Alo Ada. Dayın evde mi? Yok evde değil. Kahveye gitti o. Ne zaman gelir? Yemeğini yiyip gitti. Geç gelir. Tamam. Açsana kapıyı. Neden? Ya aç sen aç. Yusuf. Bunlar ne? Evi ben boyayacağım demiştim. Unuttun mu? Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yenge. Yusuf duvarları boyamak için gelmiş. Ha. İyi madem. Hadi geç bakalım. Senin odadan başlayayım istersen. Olur. Duyarsa canımızı okur. Ya dayım gelene kadar biz bitiririz. İyi tamam. Haydi çabuk çabuk ama. Kartonun üzerinde mi yatıyorsun sen? Evet. Yatak alamadım ama idare ediyorum merak etme. Nasıl idare ediyorsun ada? Yerde yatıyorum diyorsun. Bak bu yüzden hasta oldun demek ki. Biz seninle. Ne arıyorsun şimdi benim evimde? Dayı, Yusuf duvarları boyamak için gelmiş. Hangi sıfatla? Arkadaşıyım ben adının. Ha. Arkadaşı olarak boyayacaksın yani. Ha. Bu kıyağı arkadaşı olarak yapıyorsun öyle mi?
Evet. İsmail, genç çocuk, bırak boyasın madem yardıma gelmiş. He? Ben de boyardım da. Doktor kafanda vur var, kendini yorma dedi. Ondan. İyi. Madem arkadaş olarak boyayacaksın, boya bakalım. Ada niye kartın üstünde uyuyor? Yazık değil mi? Yazık. Ben de üzülüyorum. Ne yapacağım ama elden gelen bu. Biz mi yatalım kartonun üstünde? Ha? Biz yaşlı insanlarız oğlum. Üşüttük mü koy bizi mezara. O da genç. O dayanır. Yusuf, başlayalım mı? Hadi bir an önce başlayın da bitireyim. Sen de bir çay getir İfti, hadi. Kamyoncu. Bak o son yaptığın yer olmadı. Bir daha yap. Neresi olmadı? Ha işte şura lan. İndir aşağıya fırçayı, bura. Heh, bura. Yine olmadı. Bir daha sür bakayım oraya. Yok, yok. Gayet güzel boyamış Yusuf. Gel bakayım. Gel. Aha bura. Görüyor musun? Dalga dalga işte. Senin kamyonculuğun da boyacılığın gibiyse aç kaldın sen, ha söyleyeyim ben. Şu kapakları bir açalım. Yedin mi hepsini? Yemedim. Tamam. Damlatmadan boya göreyim bak. Damlattım. Çenen çalışmasın, elin çalışsın. O naylon açılmış, onu ittirsene oraya. Ya tamam, tamam, tamam. Sonra geleyim bitireyim, tamam mı? Yoksa elimden bir kaza çıkacak şimdi. Allah Allah, afroya tafroya bak. Elinden kaza çıkacakmış. Lan ben bu uğurlu kafayla senden 10 kat güzel boyarım bu duvarı. Lan gel o zaman, gel. Yusuf. Tamam, yapmayacaksan yapma ya. Hadi gel, ben seni geçireyim. Hadi git geçir arkadaşını. Şuraya bak. Mahvet odayı, ondan sonra da çek git. Dayımın kusuruna bakma ne olur. Ya bu bir şey değil de boya yarım kaldı. Neyse. Bu yokken gelir bitiririm ben, tamam mı? Tamam. Ya Ada benim aklıma takıldı. Sen ne zamandır o kartonda yatıyorsun? Dayımla yengem geldiğinden beri. Bunca zamandır o incecik şeyin üstünde mi yatırıyor seni vicdansız? Yani hava da buz gibi. Ya üzülme Yusuf. Hem o kadar üşümüyorum ki. Ya nasıl üşümüyorsun adam? Hem sen niye bana söylemedin? Ben öyle herkesten bir şey isteyemem ki. Ben öyle herkes miyim? Ya değilsin tabii de. Kızım. Hadi ama geç oldu. Dayın çağırıyor. Tamam yenge, geliyorum. Sonra konuşuruz, olur mu? Sumru Hanım, bu kız bu çocuğun nesine aşık olmuş? Ya şu tipe bak. Bir de benim tipime bak. Ben daha yakışıklıyım. Hatta jön olacak adamım ama şöyle bir manitam yok. Kızlar yakışıklılıktan daha başka şeyler arıyorlar oğlum. Doğru, bizde para yok. Ya ben paradan söz ettim şimdi. Dürüst, güvenilir, kaşı gözü oynamayan insan ister kızlar. Yani bu ikisi sende de yok. Yani Sumru Hanım, siz de beni gömmek için hiçbir fırsatı kaçırmayın ama. İyi akşamlar. Kanka gelsene, dizi izliyoruz. Yusuf'cum, yemekleri daha dolaba kaldırmadım. Hadi ısıt dayı. Yok Sumru Hanım, ben çok yorgunum. Yatacağım hemen. Yusuf, sen maaşını ne zaman alacaksın? Kızım, bir hoş geldin diyeydin ya önce. Hoş geldin hayatım. Maaşını ne zaman alacaksın? Gelsene.
Ben maaş almıyorum. Yemeğiyle çalışıyorum. Neden sordun? Benim kuaföre gitmem lazım. Saçımı boyatacağım. Yeter mi? Üf, yetmez. Yarısına bile yetmez. Kızım yuh. Ne yapıyor senin kuaförün? Yani ben o parayla evi boyatırım. Nalan, bak ne yapalım biliyor musun? Bizim buradaki kuaför var ya hani, çok iyi adamdır o. Hem beceriklidir hem de para göz değildir. Oraya götüreyim ben seni. Onlar benim saçımı yakar Sumru Hanım. Kamyoncu. Ne yapıyorsun burada? Kime diyorum acaba? Ben sana bir daha yeğenimin etrafını dolanma demedim mi? Ne arıyorsun burada? Adaya yatak aldım. Artık kartonun üstünde yatmayacak. Artık zaten kartonda yatmıyor. Onun maşallah yatak odası takımı var. Senin bu kırık yatağına da ihtiyacı yok. Ne diyorsun sen? Rüzgar Bey bildin. Adanın patronu. He, ta kendisi. Babası Yıldırım Bey bir kamyon eşya yolladı. Ev saraya döndüler. Zigon takımını bile unutmamış maşallah. Niye? Bunların öyle şirkette bir adet varmış işte. Her ay ihtiyacı olan bir çalışanlarına yardım ediyorlarmış. Bu ayın talihlisi de adaymış. Öyle dediler. Yerse. Ne ima ediyorsun sen? Hiç. Her şey apaçık ortada. Adamlar bize kol kanat gerdi. Evin dirliğinden sağlığına kadar her şeyle ilgileniyorlar. Ada artık kendini ne kadar sevdirdiyse patronlarına, gerisini sen düşün. Bu yatağı da bu fakire fıkaraya ver. Sababa girersin ha. Seni de bir daha buralarda görmeyeyim. Bu son. Yusuf. Ada. İyi misin? İyidir. Sen? İyiyim. İşin erken bitti galiba. Evet. Yürüyelim mi biraz? Olur. Eşya almışsınız. Yani hediye gelmiş. Dayın söyledi. Evet. Rüzgar Bey'in babası almış. Ama ben çok mahcup oldum biliyor musun? Neden kabul ettin o zaman? Kabul edemem dedim ama bütün çalışanlara yardım yapacaklarmış. Ama herkese mobilya mı alırlar yoksa başka bir yardım mı yaparlar bilmiyorum. Ya neyse Yusuf bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Rüzgar Bey dayımı hastaneye götürdü. Yapmasaydı şaşardım. Anlamadım. Bu Rüzgar Bey diyorum ne kadar güzel. Melek gibi adam. Evet öyle sağ olsun. Ya dayımıza yalan söylemiş biliyor musun? Hasta falan değilmiş. Ciddi misin sen? Ne çakal adam bu ya. Cidden yalan mı söylemiş? Evet. Sırf onu eve alayım diye bize yalan söylemiş. Bak sen şifayı kaptın ha. Yok iyiyim. Zaten şimdi eve gidip yatacağım. Hadi git. Hava soğuk. Tamam.
Kim ya? Yusuf. Nasıl? Beğendin mi? Güzel olmuş. Duvarı boyamışsınız. Evet. Sen gittikten sonra ben devam ettim. Bu arada boyayı çok sevdim. Yani rengini çok güzel seçmişsin. Sana bunları getirdim. Bunlar ne? Ihlamur yaptım. Bak. Bu da portakal suyu. Elektrikli battaniye de getirdim. Gece yatarken yatağını ısıtırsın. Ama sonra pişin çek, unutma değil mi? Zahmet etmişsin. Hastasın. Bir an önce iyileş. Hadi hemen iç portakal suyunu. Hop, bir dikiş de bitir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ihlamurunu da iç. Soğumasın. Bak burada limon da getirdim. Yani istersen koyarsın. Bana da niye gülüyorsun? Daha önce hiç böyle şımartılmamıştım. Ya bir acayip duyguymuş. Ama güzelmiş. Böyle prenses gibi hissettim. Yani herhalde öyle hissediyorlardır. Nasıl? Sanki bütün iyi şeylere layıklarmış gibi. Sen çok daha güzellerine layıksın. Ama elimden bu kadar geliyor. Belki bir gün değişir. Çok param olur. Sana istediğin her şeyi alırım. Ben onları istemiyorum. Sadece senin. O bana yeter. Ada, kız neredesin? Dayı, geliyorum. Dayım çağırıyor. Ihlamurunu mutlaka iç, bir de erken yat. İyice dinlen, tamam mı? Tamam ama... sen de dikkat et. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ada! Pek bir şey kız bu sabah. Hayırdır? İş görüşmesi mi? Bir arkadaşımla görüşeceğim. Epeydir de görüşmüyoruz. Belki akşam onda kalırım. Bir sıkıntı olur mu senin için? Yok, niye sıkıntı olsun? İstersen ben bırakayım seni. Aa, yok yok. Ben giderim. Hatta geç bile kaldım. Gideyim ben. Afiyet olsun. O zaman bütün gün boşsun kanka. Yani değerlendirelim bunu. Bir şeyler yapalım. Bak kaç gündür evdeyim, içim daraldı ya. Ay evet ya, vallahi benim de daraldı. Ne yapsak, şöyle deniz kenarı bir yere mi gitsek? Evden bir şeyler de hazırlarız, böyle piknik gibi olur ha? Yalnız ben kanka derken Yusuf'la ikimizi kastetmiştim. Ya tamam, Yusuf ya. Gidelim lütfen, ne olur lütfen. Tamam kız, tamam gidelim. Hep beraber gideriz, bakma öyle kedi gibi. Ya oley be. Sumru Hanım, siz de gelsenize. Yani takım bozulmasın. He. Evden çıkmadınız hiç bu aralar. Yok çocuklar, ben gelmeyeyim. Benim çok işim var şimdi evde. Aa, adayı da çağırsanıza. Ya kız İstanbul'a geldi geli bir gezemedi yani. Gezdirirsiniz hem. Olur, ben hemen haber vereyim. Oh vallahi, o da gelsin, hep beraber eğleniriz. İyi, o zaman bitirelim bu kahvaltıyı. Hazırlanıp çıkalım hemen. Çok güzel börek yapmıştım. Buzlukta. Çıkarayım da çözülsün. Bir ısıtırız, götürürsünüz, tamam mı?
Çok beklettin mi? Yok, yeni geldik biz de. Nasıl oldun? Aa, iyi misin? İyiyim. Ihlamur çok iyi geldi. Sen beni özledin mi? Özledin mi beni? Ya sen ne tatlısın ya, şuraya bak. Sen çok mu şekersin? Uf. Ya Yusuf, sence benim söylediklerimi anlıyor mu? Vallahi sevinçten kuyruğunu sallıyor. Demek ki anlıyor. Çiçek'le Fırat nerede? Hani onlar da gelmeyecek miydi? Sumra'nın börek yapıyor, onu bekliyorlar. Ben hiçbir şey hazırlayamadım. Böyle ayıp olmaz mı? Yok ya, Sumra'nın bir dünya bir şeyler hazırladı zaten. Gel sen bana, gel. Fırat'la Çiçek ne yaptılar? Oo, onlar çoktan gelmişlerdir. Yapacağız. Seni çok güzel deniz kenarında bir yere götürüyorum. Deniz çok güzel. Evet, köfteler hazır. Bunlar da hazır. İyi ki gelmişiz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet. Fırat, Çiçek, hadi gelin, köfteler oldu. Eline sağlık Yusuf. Afiyet olsun. Çok güzeldir ya vallahi. Ha, bir dakika durun, fotoğraf çekeceğim önce. Ya kızım ne fotoğrafı? Ya dur, hazır mısınız? Ya hadi kızım ya. Dur zaten böyle olmayacak, bir ayakta çekeyim. Dur. Evet. Tamam işte bu güzel oldu artık. Oğlum bir yavaş ya. Ya bir bekleseydin de hep beraber yeseydik. Anam baban öğretmedi mi sana hiç sofra adabı? Öğretmedi vallahi. Öğretemezlerdi de zaten. Yani yanımda değillerdi. Nasıl yani? Neredelerdi ki? Bilmem. Ya benim annem babam yok. Yetimhanede büyüdüm. Ay şey, ben bilmiyordum ya. Özür dilerim. Özür diyecek bir şey yok. 20 günlükken beni bırakmışlar. Sonra da ne arayan ne soran olmuş. Özür dilemesi gereken biri varsa o da onlar. Benim de annem babam yok. Ben babamı hiç bilmedim. Annem de ben 5 yaşındayken öldü. Ama yani anneni biraz da olsa hatırlıyorsundur herhalde. Evet hatırlıyorum. Hayvanat bahçesine gitmiştik, onu hatırlıyorum.
Beni hep güzel kızım diye severdi. Ya bir de çok güzel fındıklı kurabiye yapardı. Tadı hala damağımda. Ya ben annemden sonra çok denedim ama onunki gibi olmadı. Bende de babam yok hiç hafızada. Kaza geçirdiklerinde ben çok küçükmüşüm. Ve annemden de bölük pörçük bir kaçan. Dizine yatırıp saçlarımı okşadığı kalmış aklımda. Ha bir de kokusu. Lavanta kokardı. Yani kokarmış. Ben çok sonra öğrendim o kokunun lavanta olduğunu. Şimdi ne zaman o kokuyu duysam annemin elleri saçımı okşuyormuş gibi olur. Ay ya. Yani zaten insanın yani annesinin babasının yanında olması öyle çok da matah bir şey değil yani. Yediğine içine karışırlar, giydiğine karışırlar, arkadaşlarını beğenmezler. Ne bileyim böyle vır 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 non stop konuşup dururlar yani başında. Rahat rahat üşüyemezsin bile ya, ama hırkanı çıkarma, terliğini giy. Ya ben bakın bu yaşıma geldim, hala soğuk taşa çıplak ayakla basma şerefine nail olamadım yani. Ya sen bize teselli mi veriyorsun? Ya ne bileyim ya, böyle hepiniz anasız babası şey olunca ya ne yapacağımı bilemedim, bir garip oldum be. Olsun. Belki annemiz babamız yok ama biz de birbirimizin ailesi oluruz. Ben? Beni niye dışladınız ya şimdi? Onun babamın olması benim suçum mu? Gel kız gel, sen de ailenin en minisin. Ya şöyle. Vallahi sevmiyorum ben fotoğraf çekilmeyi. Tamam, çek sen istiyorsan. İstemez. Hastalanacaksın. Hastasın zaten. Şey, şekerle oynarken fark edememişim. Yürüyelim mi biraz? Dur. Yürüyelim. Nasıl mutlu oldu baksana. Çiçek. Ne oldu kız? Bir vuruldum bakıyorum. Ha, yok ya. Yani evet tamam. Belki biraz. Ama ya baksana şunlara, ne kadar güzeller. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Vay be. Açtın kendini. Ne yapalım canım? Olmayacak duaya amin demenin bir anlamı yok yani, değil mi? Ya Yusuf beni kardeşi olarak görüyor. Değişmeyecek bu, belli. Ben de kapadım artık o defteri. Bundan sonra Yusuf benim sadece abim. Ha şöyle, akıllı ol biraz. Yani sonuçta güzel bir kızsın. Hayır, sana sevgilim yok. Sen beni güzel mi buluyorsun? Yani pek benim tipim değilsin. Ama bir giderin var.
Ya sen ne biçim kalacaksın ya? Yapma kız. Görüşürüz. Rüzgar Bey. Sen ya? Sen niye sürekli adanın peşindesin acaba? Ya nasıl Nihal'ın böyle bir şey yapar? İyi de Mümtaz amcanın gidecek bir yeri yok ki. Hey Allah'ım ya, kim bilir nerede şimdi? İnşallah başına bir şey gelmez. Ben Mümtaz amcayı buldum, merak etme. Gayet iyi. Ama İstinye'de bir parkta. Bu akşam burada yatacağım diyor. Ya kaç yaşında adam, bu saatte o soğukta ne yapacak orada? Neden alıp onu bakım evine götürmediniz ki? Çok inatçı. Gelmeyeceğim diye tutturdu. Ben zaten biraz da onun için geldim. Bak Mümtaz amca seni sever. Belki sen konuşursan onu geri dönmeye ikna edebilirsin. Tamam o zaman. Hemen gidip alalım. Hadi gel. Ne işin var lan senin burada? Adayı rahatsız etmeye geldiysen senin canını okurum ha. Madem bizim elimizde armut toplamıyor. Bak bu ada mıdır, Meryem midir neyse. Artık benim onunla mevzum bitti, tamam mı? Bak benim tek derdim param. Biliyorum bana borçları var. Ne derdin varsa git o dayısıyla çöz. Kızdan uzak dur. Vay arkadaş ya, vay arkadaş be. Lan ne kızmış ha? Lan zengini de kamyon yüzüne herkes kızın peşinde. Ne diyorsun lan sen? Bu şey var ya, yakışıklı bir çocuk var böyle, ismi acayip. Ne, rüzgar mı fırtına mı ne? Beni vurduklarımla hastaneye geldi. Ben davadan vazgeçeyim diye bana bir ton para verdi, biliyor musun? Bu arada adanın peşinde de fazla dolanıyor. Bir gariplik yok bununla, ha? Bak, çekin altını şak diye bastı imzayı, ben de ondan vazgeçtim davamdan. Sence bu biraz garip değil mi ya? Lan sen ne pislik adamsın ya. Adam senin de tek anladığın hötsöt ya. Tek anladığın bu. Bak herif işleri nasıl çözebileceğini biliyor. Olayı çözmüş. Tamam mı? Sen anca böyle devam. Artist. Yani dışarı çıkalım, kafa dağıtalım dedin. Ağzını bıçak açmıyor. Ya hayırdır? Moraller bozuk, pasta vermiyorsun. Ya Fırat zaten canım sıkkın, bir de sen üstüme gelme oğlum. Niye canın sıkkın? Ya bak anlatmazsan gitmem biliyorsun. Ya bu Rüzgar. İşte bu adanın patronu, Rüzgar Bey. Sürekli adanın etrafında dolaşıyor. Yok dayısını hastaneye getirmeler, yok babasına eşya aldırmalar. Ya bu Mustafa hastanedeyken dava açmasın diye para bile vermiş ya. Versin abi, sana ne? Nasıl bana ne oğlum? Herif adanın peşinde diyorum sana ya. Yusuf sen kıskanıyor musun bu adamı? Kıskanacağım. Yani senin kafan bayağı karışmış. Madem adayı seviyorsun, git onunla ol. Nalan'ı sevmiyorsun ki. Fırat zaten darlanıyorum. Bir de sen gelme oğlum üstüme. Git hadi sen eve. Gelirim ben. Yani doğruyu söyleyince Fırat eve git. Seviyorsun işte adayı. Ya niye yanlış eli tutuyorsun? Bırak Nalan'ı.
Oğlum nasıl bırakayım ya? Bıraktığımda ne olduğunu gördük. Hastanelik oldu kız. Ya da? Ya o kıza yazık değil mi? Senin gözünün içine bakıyor. Sen bir şey söyleyince kızın yüzünde güller açıyor. Çok seviyor be abi. Seviyor değil mi? Ya bak seviyor deyince bile nasıl yüzün güldü? İkiniz de kendinize yazık ediyorsunuz. Diyelim ki Nalan'ı terk ettim. Ya kendine bir şey yaparsın? Ya kötülere bir şey olmaz. Yani kötü derken o kız pek sevimli biri değil anlamında. Yusuf bak bu senin hayatın. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Yarın öbür gün diyelim Ada başka birini sevdi. Öleceksin kahrından, öleceksin. Ha ben ölürüm tamam diyorsan da o da senin bileceğin iş abi. Ada mutlu olsun. Önemli olan o. O zaman kafasını karıştırma kızın abi. Belki o adamı sevecek. Belki çok mutlu olacak. Yani bırak kızı. Yazık. Yok. Ben yapamam oğlum. Adayı ben başkasıyla görürsem dayanamam ya. Olmaz. Haklısın kardeşim. Haklısın. İkimize de böyle eziyet etmeye benim hakkım yok. Gideceğim konuşacağım adayla. Anlatacağım. Dalyan'la da ayrılacağımı söyleyeceğim. Ha şöyle be. Git abi git tabii koş koş. Ya seni seviyorum de. Ya sen de kurtul biz de kurtulalım. Sen neden kurtuluyorsun oğlum? Nalan'dan. Yani benim bütün derdim onunla. Ama abi git sen hadi koş. Kız çok seviyor bak seni. Seviyor değil mi? Ya seviyor tabii. Ben gözlerimle gördüm bak. Git söyle sana aşığım de. Git abi git. Git söyle ya. Seni seviyorum de. Ha gel gel. Geldim. Ne oldu abi niye çağırdın? İş arıyordun değil mi sen? He. Bizim de adama ihtiyacımız vardı. Konuştum patronun olur dedi. Ben hammallık yapamam ki. Yani belim falan incinir. Oğlum sen kaç aydır işsiz gezmiyor musun? Sumru Hanım'a da bir dünya borcum var. Çalış işte oğlum para kazan biraz. Ya çalışayım da... Baksana bir dünya eşya var. Ya ağırdır bir de bunlar. İki büklüm kalacağım sonra. Fırat ne söylendin kardeşim geldiğinden beri ya? Çalış para kazan lan biraz. Tamam, tamam. Senin biraz canın mı sıkkın? Bir asabi geldin. Adayla konuşma nasıl geçti? Konuşmadım ki. Niye? Ne güzel bir gazla çıkmıştın. Niye vazgeçtin? Bu rüzgarla ada arasında bir şey var. Abi konuştuk ya bunu. Yani dayısını hastaneye götürdü, evine eşya aldı falan diye bu sonuca varıyorsun sanki. O değil oğlum ya. Bu sefer mevzu başka. E neymiş mevzu? Söyle biz de bilelim. Ya ben gittim ya akşam. Bu rüzgar adaya sarılıyordu, samimilerdi yani. Anladım. E ne yapacaksın şimdi? Hiçbir şey. Onun da sevmeye sevilmeye hakkı var. Ben de kafasını bulandırmayacağım artık. Uzak duracağım ondan. Ya bu mudur yani? Sen mutlu ol yeter kafası mı? Ya ne yapayım oğlum ya? Gel sevgilim ol diyebiliyor muyum kıza? Yusuf abi. Ev sahibi geldi. Tamam hadi başlayalım. Mahvoldum abi. Sen nasıl yapıyorsun bu işi? Sızlanmıyorum kardeşim. İş buldum çalışıyorum. Başka çaremiz mi var bizim? O ne? Toka mı? Hı. Adanın mı? Evet kardeşim. Sen de her şeyi sormasan. Allah Allah ya. Aşkın ızdırabında bugün. Aç abi radyoyu, ver oradan da acılı bir şeyler. İçimiz çekilsin, dağılalım böyle. Hatta bas gaza asfalt ağlasın be. Oğlum maymunluk yapma ya. Ne yapayım abi? Çok perişan gözüküyorsun, bir yüzün gülsün dedim.
Selam millet. Selam gençlik. Selam bakalım. Ne genci kızım ya. Çöktüm. Gençliğim soldu. Yani geberiyorum yorgunluktan. Ya abartma oğlum ya. Ne abartması abi? Delirdin mi ya sen? Yani pestilimiz çıktı. Maşallah sen de hık demiyorsun. Yükledikçe yüklüyorlar, yükledikçe yüklüyorlar. Çalışmak kolay değil tabii. Alışırsın. Ya aslında bir masaja falan gitsem bu geçiş sürecini kolaylaştırır ama Sumru Hanım, bu evde neden jacuzzi yok? Yani. Hiç merak etme paşam. Ben sana çok güzel bir jacuzzi ayarlıyorum. Ya sen sıcak su bulduğuna şükret yahu. Doğru. Ben bir gideyim duş alayım o zaman. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim. Yusuf. Hayırdır, senin bir moralin bozuk gibi? Yok. Yorgunum. Yusufcuğum. Bak çok güzel musakka yaptım. Çok güzel ama. İsteyim mi? Sağ olun Sumru Hanım. Uzanacağım ben biraz. Sevgilim hoş geldin. Nasıl? Çok güzel değil mi? Şunun dokusuna bak. Güzel. Birkaç eksiğim vardı da alışverişe çıktım o yüzden. Nasıl aldın bunları? En son benden kuaför için para istemiştin. Annemden para aldım. Bana yalan söyleme. Hastanedeyken annenle konuştum haber vermek için. Seninle görüşmek istemediğini söyledi. Başka ne söyledi? Ölse de geberse de umurumda değil dedi mi? Demiştir mutlaka. Babam öldükten tam bir ay sonra başkasıyla evlendiğini söyledi mi? Beni başından atmak için yatılı okula gönderdiğini. Anlattım mı bunları sana? Asıl ben onu görmek istemiyorum. Ve asla ve asla affetmeyeceğim bunu. Ya ben çocuktum. Daha 13 yaşındaydım, 13. Kedi yavrusu gibi sokağa attı beni. Parasız kaldım, sokaklarda yattım ben. Allah belasını versin onun. Bana niye hiç bunları anlatmadın? Ya utandım. Nasıl anlatayım bunu? Söyleyemedim işte. Bunları da kolyemi satarak aldım. Kızarsın diye anlatmadım sana. Peki. Bana bir daha sakın yalan söyleme. Olur mu? Olur, söylemem. Yusuf. Ben iyi biri olabilirim. Hani kızıyorsun ya bana kötüsün sen diye. Değişebilirim ben. Gerçekten hiç üzmem seni. Biz çok iyiydik seninle. Çok eğleniyorduk. Sen seviyordun beni. Biliyorum hala seviyorsun. Nalan ben artık... Ya, dur ne olur söyleme. Bak benim sana çok ihtiyacım var. Bildiğim tek şey bu.
Yusuf. Feda. Sen niye buradasın? Minibüse bineceğim. İyi. Bin o zaman. Sen niye geldin? Hiç. Öyle geldim. Yusuf. Binmeyeceksin değil mi? Abi sen git, binmeyecek. Hadi kardeşim, gelecekseniz gelin. Ya Allah Allah abi, binmeyecek diyoruz ya. Ne yapıyorsun sen ya? Yusuf, konuşacağız. Bana niye soğuk davrandığını söyleyeceksin. Olmuyor. Artık görüşmemeliyiz. Neden? Ben sana engel olmamalıyım. Hayatına girmemeliyim, anladın mı? Hiç mi görüşmeyeceğiz? Bakma bana öyle. Benim için de çok zor, tamam mı? Ben de çok üzülüyorum. Ama ben senin yanında başkasını görmeye dayanamıyorum, anladın mı? Ya kimi gördün ki? Ya Rüzgar. Dün akşam birlikteydiniz. Ya tamam, şimdi sana saçma gelecek. Ben de diyorum bazen kendime, ya Yusuf bak sen bu kızın hiçbir şey değilsin ki. Bırak yani gitsin, mutlu olsun o da. Ama olmuyor işte. Ben senin yanında o çocuğu görmeye dayanamıyorum. Sen yanlış anlamışsın. Ya benim Rüzgar Bey'le aramda bir şey yok ki. Olamaz da. Çünkü ben seni seviyorum. Ya sen bana kötü davrandığında benim kalbime kocaman bir taş oturuyor. Ben nefes alamıyorum Yusuf. Ölsem daha iyi, biliyor musun? Ne olur bir daha bana öyle kötü davranma, olur mu? Özür dilerim. Özür dilerim. Ya aptallık ettim, kıskandım seni. Ama ben o gün senin yanına geliyordum, biliyor musun? Her şeyi anlatacaktım. Dayanamıyorum artık diyecektim. Ama söz veriyorum. Her şeyi düzelteceğim. İkimize de bu işkenceyi yapmayacağım artık. Aylan'la da konuşacağım. Ama... O da zaten mutsuz. Onu sevmediğimi biliyor. Ben artık onunla yapamam. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Minibüse bineceğim deyince sana çok sinirlendim. Gördüm. Sevgilimden ilk fırçamı yedim galiba. Hem sen nereye gidiyordun öyle? Hiçbir yere. Yalan söyledim. Seni çok özlemiştim, bir de çok mutsuzdum. Ya işte bile bu ya. Kendimi senden uzak tutmaya çalışıyordum. Öleceğim mutluluktan. Öleceğim. Neredeydin sen? Ya tost yapacağım diye indin aşağı, bir baktım gitmişsin. Adaylaydım. Bu sefer neye ihtiyacı varmış minnoş adacığın? Bak sana daha önce de söyledim. Bu kız seni kahramanı falan sanıyor. Her başı sıkıştığında sana geliyor. Ben ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Ada yüzünden mi? Allah kahretsin, onun yüzünden değil mi?
Hayır, hayır ayrılamazsın benden. İzin vermiyorum. Sen bana söz vermiştin. Benim elimi tutacaktın. Yapma böyle bak Nalan. Biz denedik. Ne kadar denersek deneyelim olmuyor işte. Ben kararımı verdim. Ayrılmak istiyorum. Yusuf bak tamam. Bazı hatalarım olmuş olabilir. Ama bırakma beni. Bak bir şans daha ver bana. Söz veriyorum. Üzmeyeceğim bir daha seni. Söz. İstemiyorum Nalan. Artık bırak beni. Ben de mutlu olmak istiyorum ya. Anlamıyor musun bunu? Kendime zarar vermemden de mi korkmuyorsun? Şimdi gelsem buradan atlasam aşağı ölsem hiç üzülmeyecek misin? Saçmalama çekil hocamın önünden gel şuraya. Ya bırak beni. Sanki çok umrunda. Tamam. Ayrılmayalım. Daha ne kadar böyle devam edebiliriz peki? Bu tehditle beni daha yanında ne kadar tutabilirsin? Çok mutsuzum ya ben. Anlamıyor musun sen beni? Bu eziyeti bana neden yapıyorsun? Biz birlikte uyumuyoruz bile. Yazık değil mi ikimize de? Benim mutlu olmak için bir şansım var. Ne olur bırak beni. Sen de onlar gibisin. Sen de sevmiyorsun beni. Çöp poşeti gibi kapının önüne atacaksın. O nasıl söz Nalan? Kimsenin seni kapının önüne falan koyacağı yok. Ben gideceğim ben. Sen burada kalacaksın. Teselli armağanım bu da ha? Sen var ya, sen sadece kendini düşünüyorsun. Ben bu kıytırık yerde kalacağım. Sen de adacığınla istediğin gibi gezip eğleneceksin değil mi? Yapma böyle ne olur. Ya bırak beni. Dokunma bana bir daha. İstemiyorum seni. Defol git buradan. Sumra Hanım. Biz karışmayalım ya. Ya evi inletti ya. Kimse benim evimde böyle davranamaz. Vallahi öyle. Ne? Hayat ne güzelmiş ya. İnsan birini sevince ne güzel oluyormuş hayat. Evet öyleymiş. Sinyal verdim kardeşim önüne baksana kör müsün? Evet körüm. Kör kütük aşığım abi kusura bakma. Yusuf ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Aşığım diyorum seviyorum diyorum. Ayıp mı? Hatta dur bir bağırayım şöyle ne kadar seviyorum bu kızı diye. Ya Yusuf ya ne olur yapma utanıyorum ya. Ya utanılacak ne var kızım? Kötü bir şey mi söylüyorum? Seviyorum diyorum, aşığım diyorum. Deli. Tamam, bağırmıyorum. İçeri girmene gerek yoktu Yusuf. Ben girerdim. Yok, ben bırakacağım seni. Şöyle bir görsünler ya sevgili olduğumuzu. Günaydın amcacığım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ablacığım hürmetler. Saçlar. Teşekkür ederim. Bu arada ben Yusuf. Adanın erkek arkadaşıyım. Çok yakışmışsınız. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Ya Yusuf ne yapıyorsun? Ne ya? Tamam. Utandırmıyorum sevgilim. Yarın dayından izin alabilir misin? Bilmem. Neden ki? Yarın hava güneşli olacakmış. İlk güneşli günde adalara gelecektim ben de söz vermiştin. Unuttun mu? Adalara mı gideceğiz? Evet. Gerçekten mi? Hatta akşam da yemeğe götürüyorum sevgilim. İzin alabilirsin değil mi? Yani... Alırım ya. Yusuf, hadi bak sen git ben de geç kalmayayım. Tamam, sen gir de içeri. Giderim ben. Görüşürüz. Görüşürüz.
Bu nasıl? Aa, güzelmiş ha. Bir de şunu dene bakayım. Ay, bu da tatlış oldu be. Bilemedim ki. Evet. Kanka, al bunu giy. Bak, muhteşem bir parça. Kardeşin bununla çok can yaktı. Ya bu da pek renkli sanki, böyle bir garip. Ya aş kendini birazcık ya. Bir tut üstüne bak, çok güzel olacak. Bir şey söyleyin ya, hadi. Hangisini giyeyim? Ya Yusuf'cum, sen ne giysen Ada seni çok beğenecek bence. Ama bence siyah. Bak, son kararım. Evet, bence de. Siyah diyorsunuz yani. Ya hep siyah, hep siyah. Ne güzel tarzını değiştirecektim, bir salmadınız. İyi oldu bu, iyi. Bunu giyeyim ben. O değil de senin şu saçlara mı bir el atsak ya? Niye kız? Kötü mü görünüyor? Ne var saçımda? Tamam, şaka yapıyorum. Ya sen kafanı kazıtsan bile kötü görünemezsin ki. Yakıyorsun ortalığı, yakıyorsa. Bak ya, laflara bak ya, görüyor musun? Güzel o, güzel. Daha gelmemiş. Yusuf. Sana öyle geliyor. Bir saattir seni burada bekliyorum. Dayın görmesin diye saklandı. Hadi gidelim. Hadi bir sana bakayım. Çok güzel olmuşsun. Ama üşürsün böyle, üstün ince. Hı. Sana bunları aldım. Bunlar ne? Sevgilim üşümesin diye ayakkabıyla palto. Yusuf. Ya ama ben maaşımı alınca alırdım zaten. Artık sen ben yok. Biz varız. Hadi giyin. Tamam. Ver bunu bana. Yusuf, bunlar tam oldu. Nasıl? Rahat mı? Çok rahat. Bunda da ne? Yusuf, bu çok güzel. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Güle güle giy. Gidelim mi? Gidelim. Burası çok güzel de pahalı değildir, değil mi? Patrondan daha yeni avans aldım, merak etme. Peki. Hadi seç bakalım, ne yiyeceksin? Ya ama bunlar çok pahalı. Olur mu böyle ya? Ya baksana, pizza bile 30 lira. Ya ben sana evde yaparım bunları. Ben sana evde yaparım derken? Yani şey... Evde daha ucuza gelir diye dedim. Hani dışarıda pahalı ya, o yüzden. Hmm. Biz evlensek ya. Olur. Evlenelim. Siparişlerinizi alayım mı? Tabii. Ben pizza alacağım. Ama bundan. Tamam. Ben de bir hamburger alayım. Hamburger köftesi kalmadığı için veremiyoruz. İsterseniz tavuk burger verelim. Ver kardeşim, ver. Ne versen yerim zaten bu saatten sonra. Zehir versen pasta gibi olur valla. İçecek olarak bir şey ister misiniz? Yok, ben almayacağım. Ben de almayayım. Sağ ol. Biz de hep pizzayla hamburger yiyoruz. Yusuf, saat kaç? 20:35.
O ne? Ne yazıyorsun? Hani sevgili olarak ilk yemeğimiz ya. Tarihini ve saatini yazıyorum. Neden? İlklerimizi unutmayalım diye. Nasıl yani? Sen şimdi her yaşadığımız şeyi böyle yazıyor musun? Evet. Bak. Dün 20.30'da sevgili olduk. İlk el ele tutuşmamız. 21.05. Ya niye gülüyorsun? Komik mi? Yo, çok güzel. Adam. Ben çok şanslı bir adamım. İyi ki seni buldum. Ha, bu arada. Yusuf, hediye mi aldın? Ama ben sana hiçbir şey alamadım. Olsun. Açsana. Yusuf, bu çok güzel. Ve çok teşekkür ederim. Dur, takayım ben. Boynumdan çıkarmayacağım. Şimdi saat kaç? 20.37. Yusuf'un bana ilk hediyesi. Ada. Sen bu dünyanın en güzel, en masum, en tatlı kızısın. Ben sana çok fena aşık oldum. Dedi Yusuf. Saat tam 20.38'de. Yaz yaz, bunu da yaz. Ha. Kaçtı? 20.38. Biz şimdi hangisine gidiyoruz? Bak şuna. Büyük adaya. En güzel o mu? Vallahi bilmiyorum ki. Ben de bir tek ona gidebildim. Artık hepsine birlikte gideriz. Gideriz. Yusuf. İstanbul'un her yerini gezelim mi? Hatta ilk Kız Kulesi'ne gidelim. E çünkü ben orayı çok merak ediyorum. E böyle akşamları ışıkları falan yanıyormuş. Çok güzel oluyormuş. Olur. Gideriz. Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. Bir gün kralın bir kızı olmuş. Sarayın kahin de demiş ki... Prenses 18 yaşına geldiğinde yılan tarafından sokularak ölecek. Gerçekten mi? Tabii ki. Sonra kral da kızını yılanlardan korumak için Kız Kulesi'ni yaptırmış. Ha, kurtulmuş yani. Yok, ölmüş. Nasıl ya? Denizin ortasına yılan nasıl gelmiş ki? Prenses 18 yaşına geldiğinde saraya bir üzüm sepeti gelmiş. Sepetten de yılan çıkmış. Tüh ya, yazık olmuş. Şarkı mı söyleyecekler? Evet. Yusuf. Farkında mısın? Ya biz o kadar çok şey yaşadık ki. Sanki böyle yüzyıllardır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Ama o kadar olmadı. Yani şey, tanışalı.
Birbirimizin hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ne mesela? Neyi merak ediyorsun? Mesela en sevdiğin renk ne? Ya ama dur, sen söyleme, ben tahmin edeyim. Kırmızı. Aa, kamyondan dolayı öyle diyorsun. Evet. Kırmızı kamyonumu severim. Ama en sevdiğim renk yeşil. Ya ama öyle normal bir yeşil değil. Mesela bahar geldiğinde bizim köy böyle yemyeşil olur. Öf. O yeşili severim. Tamam, bilemedim. Sen tahmin et bakalım. Benim en sevdiğim renk ne? Mavi. Ya nereden biliyorsun? E, denizi çok seviyorsun çünkü. Peki en sevdiğin meyve, dur tahmin ediyorum. Erik. Ama böyle normal bir erik değil. Böyle çok ekşi, böyle kütür kütür. Değil mi? Değil. Armut severim. Armut mu? Tadı çok güzel. Ne bileyim, düşünsem aklıma gelmez. Peki sen söyle bakalım. Benim en sevdiğim meyve ne? Erik. Ya ama nereden biliyorsun? Demin söylerken ağzının suyu akıyordu kızım. Doğru, ben eriye bayılıyorum. Ama hadi sen tahmin et bir şeyle. Tamam. En sevdiğin şehri tahmin ediyorum, İzmir. Ya ama bu haksızlık Yusuf. Çünkü benim doğduğum yer. Ya mızıkçılık yapmasana. Bildin mi bildim. Dur o zaman ben tahmin edeyim. Senin en sevdiğin şehir İstanbul. Yok. Değil. Aa evet. Sen az önce söyledin. Memleketin. Yani senin en sevdiğin yer orasıdır. Orası da değil. Neresi o zaman? Bozuluk. Bozuluk mu? Hı. Nasıl yani? Bozuluğun neyini seviyorsun? Seni orada buldum ben. Hani dün demiştim ya biz evlensek ya diye. Bu da söz yüzüğümüz olsun. Olur mu? Gel bakalım. Biraz büyük oldu. Evet. Hem de en sevdiğim renk yeşil. Benim de en sevdiğim ikinci hediyem. Zaman çok çabuk geçti ya. Keşke biraz daha kalabilseydik. Olsun. Ben bir daha getiririm seni. Söz mü? Söz. Buradan bineceğiz. Dur. Ne oldu? Dilek tutacağım. Ya bizim köyde bir Nevin teyze vardı. O şey demişti. Eğer bir yere ilk defa gidersen orada bir dilek tut, mutlaka olur demişti. Ne dileyeceksin? Söylemem. Ya söylersem dileğim olmaz. Vapur kalkıyor, vapur kalkıyor.
Vapur kalkıyor. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz sinemaya? Gidelim. Ama benim önce gidip yengeme bir haber vermem lazım. Hem yemek falan da yerim ama sonra gelirim hemen. Tamam. Ama filme 2 saat falan var. Fazla oyalanma, tamam mı? Ben seni durakta beklerim. Tamam. Şey Yusuf, sen daha gelme. Şimdi dayım da seni görmesin. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bir kere de zamansız bitme ya. Öf. Dayısı mı arz etti acaba ya? Ha Fırat. Şu telefonunu versene ya, bir adayı arayayım. Gelmedi hala. Ne lan? Ne işin var senin burada? Seninle özel olarak konuşabilir miyiz? İzin verirseniz. Yusuf, biz mutfaktayız. Adacığın gelmedi diye üzüldün mü? Üzülme. Beklemedi. Bundan sonra gelmeyecek. O ne demek? Bir şey mi dedin kız? O yüzden mi gelmedi? Nalan söylesene, bir şey mi yaptın kıza? Yok. Hiçbir şey yapmadım. Sadece ona güzel haberi verdim. Yusuf, bebeğimiz olacak. Hamileyim. Hamile misin? Adaya da bunu söyledim. O da artık seninle olamayacağını anladı sağ olsun. O yüzden buluşmaya gelmedi. Bundan sonra hayatımızda olmayacak. Ada. Hadi çok özür dilerim, ben böyle olsun istemezdim. Keşke ölseydim, geberseydim. Allah benim belamı versin ya. Yusuf böyle konuşma. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? İyi olacaksın, tamam mı? Nasıl iyi olacağım? Beceriksiz adamın tekiyim ben. Bu Nalan'la durumu ben çözemedim, beceremedim. Seni böyle üzme hakkım da yok. Ama bir yolunu bulacağım. Biz asla ayrılmayacağız. Ben seni asla bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Nalan'ı mı bırakacaksın? Yusuf, sizin bir bebeğiniz olacak. Ama bunu ben istemedim ki. Ama senin ne istediğinin bir önemi yok artık. Bak bana. Ben babamı hiç bilmedim. Sen de babanı bilmedin. Ya biz hep bir yanımız eksik, kırık, dökük büyümedik mi? Yazık değil mi şimdi o bebeğe? O da bizim gibi yetim mi kalsın? Ama ben seni seviyorum.
Nasıl vazgeçerim senden? Nasıl unuturum ben seni? Mecburuz buna. Ben sensiz ne yaparım? Yaşayamam ki. Ada ne olur. Ne olur git deme bana. Ne olur kal de. Ne olur unut deme. Ben sensiz yapamam. Götür beni de. Gidelim buradan Yusuf de. Ne olur lütfen bana git deme. Bak ne olur. Ada, yapamam. Hatırla, tamam mı? Bakma benim böyle ağladığıma. Ada? Ada? Yusuf. Nasılsın? Şimdi daha iyiyim valla. Biraz canım sıkkındı ama seni görünce şey oldu. Güzel oldu yani. Ya ben
Seni birkaç gündür görmedim ya. Sanki birkaç yıl geçmiş gibi geldi. Ondan şey ettim. Sen nereye? İşim. Durağa yürüyordum. Gel beraber yürüyelim. Geç kalmışsın. Erken çıkıyordun. Ben bakım evinde çalışmıyorum artık. Yıldırım Bey'i eve çıkardılar. Ona bakıyorum. Rüzgar Bey'in yanında çalışıyorsun yani. Evet. Nalan nasıl? İyi mi? İyi. Durağa geldik. Bir görüşürüz. Adam böyle mi olacak bundan sonra? Nasıl yani? Böyle ayak üstüne haber nasılsın? Bu kadar mı konuşacağız bundan sonra? Minibüs geldi, ben gideyim. Ada. Yusuf. Senin ne işin var burada? Hiç. Öyle pansiyona doğru yürüyordum. Pansiyon o tarafta değil mi? Ha. Ya ben öyle biraz yolu uzattım. Yürüyüş yapayım diye. İyi. Ben tutmayayım seni. İyi akşamlar. Sen nereye? Eczaneye. Yengemin ilaçları bitmiş. Aa, bak çok iyi hatırlattın. Ben de ilaç alacaktım kendime. Hadi gidelim. Hadi. Hoş geldin sevgilim. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Ben bir eşyalarımı alayım. Eğlenmedik ya. Beraber fotoğrafımız bile yok. Tamam ben hayatımızdan çıkaracağım. Hiçbir izin kalmayacak. Telefonu ben isteyeceğim. Hiçbir yerde kalmayacaksın Yusuf. Benim sevgilim. Nalan, ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Bırak şunu. İşim bitince bırakacağım zaten. Nalan saçmalama, ver şunu. Ne yaptın sen? Gereksiz çöpleri imha ettim. Senin telefonundan da sildim hepsini. Artık Ada diye biri yok hayatımızda, anladın mı? Yok. Var Nalan, var. Benim aklımda da kalbimde de Ada var. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Onu seviyorum dedim. Ona aşığım dedim. Unutacaksın o zaman. Hamileyim ben ya, hamileyim. Senin çocuğunu taşıyorum. Sen nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Beni nasıl düşünmezsin ya? Beni nasıl bu kadar üzersin? O kız
yüzünden bizi yok sayıyorsun, farkında mısın? Saçmalama. Ben o bebeğin sorumluluğunu aldığım için hala buradayım. Benden daha fazlasını bekleme artık. Şu saçma fotoğraflara bakmaktan vazgeç artık. Senin tek gerçeğin bu bebek ve benim, anladın mı? Sen istesen de istemesen de o kızı hayatımızdan çıkaracaksın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar mı? 5 lira. Sağ gelsin. Oho. Sağ ol. Millet gelip çoktan yerleşmiş bile, baksanıza. Tabii oyalandık biz yani. Çok geç kaldık. Ama Sumra Hanım, 2 dakikada dizeriz, bir şey olmaz. Ya ada da burada. Hadi şuraya yerleşelim. Hoşmuş burası. Hoş geldiniz. Siz ne arıyorsunuz burada? Ya biz komşu muyuz yani şimdi? Ay harika bir şey bu. Ne haber fıstık? İyidir. Sen? İyiyim ben de. Çiçekçim hadi gel bana yardım et. Ada? Sen mi satıyorsun bunları? Yengemle ev sahibi ördü. Ya ben de çorbada benim de tuzum olsun dedim. İyi yapıyorsun. Yusuf'cum çok teşekkür ederiz. Çok yardım ettin de. Tamam artık, bundan sonrasını hallederiz biz. Sen bak işine. Yok ya. Benim işim yok zaten. Hazır boş derken yardım edeyim ben de size. Tamam. Rakip olduk ha? Aynı şey satmıyoruz ki. Doğru. Ne satıyorsun sen? El bezi mi bunlar? Yok. Bunlar lif. Hani banyo için. Ha. Hem bak burada böyle bereler de var. Hem de hepsi el örgüsü. Kaça bu bereler? 5 lira. Alayım ben o zaman bir tane. Olur. Ne renk istersin? Mavi. Ama hep takacaksın. Tamam mı? Böyle 3 tip hasta olmak yok. Yusuf, gerçekten gerek yok. Çocuklar için alıyorum ya. Peki tamam. Çocuklar için kabul ediyorum hediyeni. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Merhaba. Kermesimize katılmak ister misiniz? Ne kermesiymiş bu böyle? Yoksul öğrencilerin yararına bir kermes düzenliyoruz. Elde edecek olan gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışlık ihtiyaçları karşılanacak. Ulan Mustafa, sende günah da var ya. Bari bir çoluğa çocuğa yardımımız dokunsun bu hayatta be. Düşünür müsünüz? Olur olur. Tamam olur. Teşekkür ederiz. Eyvallah bacım, sağ ol. Ya hadi aç şunu Yusuf, aç. Börek alacaktım ben. Yusuf'cum. Yusuf'cum. Ha, tabii ablacığım. Kaç tane vereyim? 4-5 tane koy. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sumran. Vallahi siz bayağı sattınız. Ben pek bir şey satamadım. Ben yardım edeyim sana. Bak şimdi nasıl satıyorum. Ablacığım, berelere gel, patiklere gel. Oo, şunlara bak be. Ablacığım, ablacığım şuna bir baksana, şunun renginin güzelliğine bak ya. Almaz mıydın bir tane? Gel vatandaş, gel. Berelere gel, liflere gel. Oo, param olsa da ben alsam. Ablacığım, ablacığım.
Bir çorap almaz mısın? Şunun renklerine bak ne kadar güzel. Ne kadar bunlar? 5 lira. 5 lira ablacığım. Bak burada liflerimiz de var. Kleopatra'nın süt banyosu yaptığı lif. Biz de onunla yıkanacağız öyle mi diyorsunuz? Peki. Ne kadar? 10 lira. İkisi 10 lira ablacığım. Güle güle kullanın. Hayırlı işler. Akşama kadar hepsini satarız. Evet, yok mu lif alan? Ablacığım, abicim. Hadi bir bakın. Bak kış geliyor, şapkalara bak. Yumuşacık, bak bak. Ne arıyorsun kız sen burada? Ne işin var senin burada? Oğlum bak. İnsanlık namına buradayım, tamam mı? Aklım fikrim garibana yardım etmekte. Art niyetim yok yani, merak etme. Meryem. Kız kaça veriyor bunların tanesini? 5 lira Mustafa abi. Abiye devam diyor. İyi bakalım kaç parça var burada? He? Ben bunların hepsini alayım. Tezgahı kapatayım. Sen de burada böyle bu vakitte zebil ziyan olma, tamam mı? Al. Sok o paranı cebine. İstemiyoruz senin paranı. Oğlum bak burada benim tek derdim... Garibana bir faydam olsun, bu kıza bir faydam olsun. Allah Allah, hemen yine ötzöt. Senden gelecek faydayı istemiyoruz diyorum, anlamıyor musun sen? Bak, çekil git şuradan. Yusuf. Şimdi elinden bir kaza çıkacak, ha yürü. Ya okul burası, çocuklar var, yapma. Yusuf, ya ne olur bir sakin ol. Bırak ya. Parayı basınca her şeyi alabileceğini sanıyor pislik. İzin vermiyorum lan. Adanın tezgahından hiçbir şey alamazsın. Allah bir şey diyeyim mi? Ne haliniz varsa görün. İnsana bir böyle ağız tadıyla sevap da yaptırmıyorsunuz ya. Hep bir tavır, hep bir trip. Sağ Allah'ım ya Rabbim. Ya ne oluyor? Kim bu? Mustafa. Yani bu bozulukta vardı ya. O. Bu o mu? Evet. Hırsız gibi giriyorsun odaya. Kaçıyorsun değil mi benden? Görmek bile istemiyorsun. Uyandırmayayım dedim. Ya bir gelip bakmak da mı gelmiyor aklına? Hiç mi düşünmüyorsun nasılım diye? Gayet iyi görünüyorsun. Ya bu mu yani? Ya bir ilgi sıcaklık göstersen ne olur? Şu halime bak, resmen şefkat dileniyorum senden. Tamam beni düşünmüyorsun. Bebeğimizi de mi düşünmüyorsun ha? O kız yüzünden strese giriyorum ben. Farkında değil misin? Bebeğimiz de etkileniyor bundan. Stres yapmana gerek yok. Rahat ol. Ada beni görmek istemiyor artık. Nihayet kafasına dank etmiş. Aile oluyoruz biz. Dolanmasın etrafımızda. Yusuf, ne olur gitme. Yanımda kal biraz. Çok ihtiyacım var sana. Hadi bugünü unutalım. Yanımda kal lütfen. Kötü olan her şeyi unutacağız değil mi? Geride bırakacağız hepsini. Değil mi Yusuf? İyi olacağız biz. İstemediğim bir hayatı yaşarken nasıl iyi olacağım ben? İyi falan olmayacağım ben. Her geçen gün daha da kötü olacağım. Bunalımın dibine batacağım. Beni bu hayatı yaşamaya mahkum eden kadere lanetler okuyacağım. Gözlerime her baktığında sevgi değil, buz gibi bir boşluk göreceksin. Bu mu istediğin? Düzeltiriz bunu. Hele bir bebeğimiz doğsun, aile olalım. Yine seversin sen beni, biliyorum ben. Sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getireceğim. Bebeğimize sonuna kadar babalık yapacağım. Ama seni asla sevmeyeceğim. Anla artık bunu, olur mu? Thank you.
Bu çok güzelmiş. Bu da güzel. Hadi seç bir tane. Ben hediye deyince başka bir şey sandım. Ben ne anlarım ki mücevher seçmekten? Canım ben de anlamam. Gözüne en güzel geleni seç işte. Buyurun, bunları da görebilirsiniz. Heh, gel, seçenekler hazır olan. Bu çok hoşmuş. Bir bakalım nasıl duruyor. Ya Rahmet, oğlum bak. Emin misin doğru adresi verdiğini? Bir saattir dolanıyorum AVM'nin içinde ya. Bulamadım dükkanı. Tamam, sen bir sorsana patrona. Tamam. At bana tekrar adresi. Bak bekliyorum, bir saat oldu oğlum ya. Tamam, ben zamanında gideceğim. Fiyat vereceğim heriflere. Tamam, hadi. İzin verir misin? Tabii. Çok güzel. Koyu yani. Yakıştı. Evet. Bence Nihal Hanım da çok beğenecek bunu. Güzel bir paket yapalım o zaman. Yardım edeyim mi? Yok yok, ben hallederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Aynı beni seviyordun. Ne beni seviyordun ana? Senin o adamla ne işin var ya? Senin o adamla ne işin var ya? Ne beni seviyordun sen? Rüzgar. Konuşacağız seninle, bir gel. Ne konuşacağız? Adayı konuşacağız. Sen konuşacak bir durumda değilsin şu an. Sana bir taksi çağıralım, evine git. Yarın sağlam kafayla ne nereden varsa konuşuruz, tamam mı? Ne bu şimdi? İyi çocuk ayakları mı? Sen adayı da mı böyle kandırıyorsun? Ha? Ben saçmalayan, kadı yüzden kötü çocuk. Sense nazik bir beyefendi. Öyle mi gösteriyorsun adaya kendini? Saçmalıyorsun şu an. Hadi evine git. Gitmiyorum. Söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Adadan uzak duracaksın. Anladın? Sen kimsin? Ha? Kim olarak bana bunu söylüyorsun? Ben adanın sevgilisiydim. Ha. Sevgilisiydim dediğine göre... Artık sevgilisi değilsin. Evet. Ayrıldık. Ada beni görmek istemiyor artık. Çok da şaşırmamak lazım. Bu halini gördükten sonra... Tanımadığın bir adamın evine gelip sarhoş bir şekilde ev basıyorsun.
Kim bilir adaya ne yaptın? Ben adayı sevmekten başka bir şey yapmadım, tamam mı? Ben adaya deli gibi aşıktım, hala da aşığım. Tamam mı? Ama olmadı. Ben adayı mutlu edemedim. Ama sen... tatlı çocuk. Sakın umutlanayım deme ha. Ada hala beni seviyor. Hayat bize ikinci bir şans tanıyacak. Yine mutlu olacağız biz. Bence sen artık fazla umutlanma. Olmuyorsa olmuyordur değil mi? Ada çok aklı başında bir kız. Kendi kararlarını kendi verebilir. Benimle görüşmek isterse görüşür. Sen de buna karışamazsın. Adının peşini bırakmayacağım diyorsun yani ha? Diyelim ki öyle diyorum. Ne olacak? Adadan uzak duracaksın. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Sen de aramıza girmeyeceksin. Anladı? Ada seni bu yüzden görmek istemiyor işte. Sen ne yaptığını bilmeyen kaba saba bir adamsın. Önce git kendini düzelt. Ne oldu şimdi? Adamlık dersi mi verdin sen? Ha? Düzgün konuş benimle. Konuşmazsam ne olur oğlum? Ha? Tatlı çocuk. Ne yaparsın? Git lan evimden. Gebertirim ben seni. Kimi gebertiyorsun lan? Ben seninle sen böyle bu haldeyken kavga etmem. Ama şunu bil. O istediği sürece ben adanın yanında olacağım. Şimdi git evimden. Rüzgar. Ne oluyor oğlum? Yok bir şey. Şu kaşına bir bakayım. Ya yok bir şey. Yusuf'un derdi neymiş seninle? Sen Yusuf'u nereden tanıyorsun? Benim takıldığım bir kız vardı Nalan. Beni terk edip ona gitti. Derdi neymiş seninle oğlum herifin? Adadan uzak duracakmış. Pis herif. Sevgilisi hamile hala adanın peşinde mi koşuyor? Nasıl kim hamile ben anlamadım. Nalan oğlum benim eski kız. Yusuf'tan hamile. Bu herif niye adayı bu kadar üzüyor ben anlamıyorum. Kızlar işte. Hep yanlış erkeği seçerler. Attın sen! Alo. Alo Ada. Yusuf neredesin? Sarıyer'deyim. Pansiyona gidiyorum. Tamam. Sahilde buluşalım mı? Seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii tabii. Ben hemen geliyorum o zaman. Görüşürüz. Yani kanka bünyendeki ada etkisi inanılmaz. Sabahtan beri 5 karış surat ağzını bıçak açmıyordu. Yani bir de şu haline bak. Telefonu kapadın hala gülüyorsun. Oğlum ada beni çağırıyor ya. Ben sahile gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Aramana çok sevindim. Yusuf sen ne yaptın? Ya neden böyle bir şey yaptın? Sakin ol ya. Ne yapmışım ben? Ya Rüzgar'a neden vurdun? Ne istedin Rüzgar'dan? Ya ben biraz saçmaladım. Sarhoştum da sonra zaten çok pişman oldum. Kızdım kendime. Ya ama yani o da... Ya o da damarıma bastı, tamam mı? Hem bu Rüzgar niye sürekli senin çevrende? Niye seni eve bırakıyor? Sen niye onun evinde çalışıyorsun? Ya Yusuf ben sana kaç defa söyledim. Rüzgar'la benim aramda bir şey yok. Biz sadece arkadaşız. Arkadaşsınız. Sadece arkadaş, öyle mi? Kolyen nerede? Ne? Sana aldığım kolye nerede? Çıkardım. Rüzgar'ın aldığı o pahalı kolyeyi taktın çünkü, değil mi? Tabii. Benim aldığım hediyenin onunkinin yanında ne değeri var ki? Yusuf çok çirkin şeyler söylüyorsun. Rüzgar'ın bana kolye aldığı falan yok. Ya bırak. Ben gördüm sizi. Kuyumcudaydınız. Ya neden anlamıyorsun? Annesine hediye almaya gittik. Gittik beraber seçtik kolyeyi. Ya sen bu yüzden mi gittin vurdun ona? Biz seninle niye ayrıldık? Yusuf söyle niye? Senin bir bebeğin olacak diye değil mi? Bunun Rüzgar'la bir alakası yok. Neden anlamıyorsun bunu? Aa bak. Geldi yine. Sürekli senin peşinden geliyor işte. Ya bu herif fırsatçı diyorum sana ya. Biz ayrıldığımızdan beri senin etrafında dolaşıyor işte. Sen de bunu anlamıyorsun. Yusuf yeter sus. Biz senin yüzünden ayrıldık. Ben seni terk etmedim. Sen beni buna mecbur bıraktın. Ben o kolyeyi niye çıkardım sanıyorsun ha? Sanki taktığımda doğacak çocuğunun mutluluğuna engel olacakmışım gibi hissettim. Yusuf yeter, yapma bana bunu artık. Üzme beni. Ya ben çok yoruldum, çok usandım. Ada. İyi misin? Ada gitme. Ada, eğer gidersen her şey biter. Binme o arabaya.